Yeni Mesaj TV'den merhaba. Sevgili seyirciler, işsizlik oranları açıklandı. Yeni açıklanan oranlara göre işsizlik oranı %13,8 olarak ilan edildi. İşsiz sayısı 2019 yılında geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi arttı. Bu rakam aslında çoğu ilimizden fazla nüfusu içeriyor. Korkunç bir rakam aslında. Yani toplam işsiz sayımız da böylece 4 milyon 566 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranlarında en çok canımızı yakan tarafı da aslında genç işsizlik oranlarının çok yüksek olması. Genç işsizlik oranı %4,5 oranında arttı ve %26,1 seviyesine ulaştı. Bu da demek oluyor ki her 4 gencimizden birisi maalesef işsiz. 2000 yılına dönüp baktığımız zaman o dönemdeki işsizlik oranı %6,5 olarak gözüküyor. Ve AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında işsizlik rakamları %10,3 olarak ilan edilmişti. O tarihten itibaren de maalesef işsizlik rakamları bir daha 2000 öncesine hiçbir zaman düşmedi. Sürekli artış gösterdi. Burada hemen şunu söylemek tabii istiyorum. Özelleştirme, hatırlarsanız 2000 yıllarında özelleştirme furyası vardı ve bütün devlet kurumları zarar ediyor bahanesiyle özelleştirilmeye başlanmıştı. Bu özelleştirilmeye çalışmalarında söyledikleri bir söz de işte işsizliğin azalacağı, devletin sırtındaki bu yükün artık olmayacağı, kaldırılacağı, devletin rahatlatılacağı, özelleştirme ile beraber devletin rahatlatılacağı ifade ediliyordu. Oysa ki geçen işte 19 yıllık sürece baktığımız zaman %6,5 olan işsizlik oranı bugün %13,8'e çıkmış durumda. Yani 4,5 milyon insanımız işsiz. Aslında bu rakamlar, hepimiz biliyoruz ki gerçek rakamlar değil, gerçek işsizlik oranları çok daha yüksek. Örneğin hatırlarsanız SEKA vardı. SEKA'nın özelleştirilmesi süreci bayağı sancılı bir süreçti. Oysa ki SEKA 1936 yılından 2005 yılına kadar Türkiye'nin gazete kağıdı da dahil olmak üzere, selüloz yani ham maddesi de dahil olmak üzere üreten bir entegre bir tesisti. Fakat yine zarar ediyor bahaneleriyle bu tesis kapatıldı ve yüzlerce işçi işsiz kaldı. Bunun da yanında tamamen kağıt konusunda dışa bağımlı hale getirildi Türkiye. Bu en son yaşanan dolar krizinde de aslında bunun büyük bir sıkıntısını çektik. Çünkü o dönemde kağıt fiyatları çok yüksek oranlarda zamlanmış ve Türkiye'de kağıt hatta bulunmaz hale gelmişti. Bundan dolayıdır da işte yayın evleri ve gazeteler kağıt konusunda, kağıt bulma konusunda ve pahalı bir şekilde kağıt bulma konusunda büyük sıkıntılar çekmişlerdi. En büyük zarar gören kurumlar da bunlar olmuşlardı. Böylelikle Atatürk'ün aslında kurmuş olduğu ve Atatürk'ten sonra kurulan aslında çok sayıda fabrikamız zarar ediyor bahanesiyle özelleştirildi. Aslında peşkeş çekildi ve yok edildi, kapatıldı. Fakat sonuçlarına baktığımız zaman bu bizim karşımıza işsizlik faturası olarak çıktı. Peki sadece işsizlik mi? Tabii ki sadece işsizlik değil. İthalat rakamlarına da bakarsak aslında sonucun vahim olduğunu görürüz. 2000 yılında 54,5 milyar dolar ithalat yapıyorken Türkiye, 2018 yılında bu rakam 223,4 milyar dolara çıktı. Aranızda hani ihracattan da haber ver diyenler olabilir. Ben hemen onunla ilgili olarak dış ticaret açığımızdan da bahsedeyim. 2000 yılında 26,7 milyar dolar dış ticaret açığımız vardı. Bu rakam 2018 yılında 55,2 milyar dolara çıktı. Geçen süreçteki dış ticaret açığımızı da topladığımız zaman aslında 1,5 trilyon dolar Türkiye'nin zararı var. Bu özelleştirmelerden kaynaklı olarak. Hem işsizlik olarak bize yansıdı, hem de bütün Türkiye'nin alın terinin ve emeğinin aslında yabancı sermayelere aktarımı söz konusu oldu. Sonuç olarak aslında üretim maliyetlerinin pahalanması, piyasanın daralması ve bunun da sonucu olarak
binlerce firma Türkiye'de maalesef konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Bu firmaların arasında yandaş olan firmalar da mevcut. Diyoruz ki 2000 yılı öncesi Türkiye'de her şey güzeldi demiyoruz. 2000 yılından önce de Türkiye'de kötü işler oluyordu. Ama 2000 yılından sonra işlerin daha kötüleştiği kesin. Son söz olarak diyorum ki özelleştirme yalanlarına inanan siz değerli halkımız bunun bedelini işsizlik olarak ödüyorsunuz.